Şimdi ana muhalefet lideri Özgür Özel'in açıklamalarını dinlediniz. Fakat ana muhalefet liderinden daha popüler hale gelen, artık Cumhurbaşkanı adayı olacağını an be an gördüğümüz iki isim var. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu bugün çok kritik bir yerdeydi. Köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün yanındaydı. Bu ifadeler Devlet Bahçeli'nin. Şimdi Kürt ağası diye anıldı Devlet Bahçeli. Ekrem İmamoğlu nasıl karşılandığına baktık. Gerçekten Anadolu'da bir laf var. Mardinlilerin lafıymış. Aga agayı öyle aga gibi ağırladı. Öyle de ağırlanmışlar. İmamoğlu'ndan Mardin çıkarması. Kıymetli Ahmet Başkanımıza, eş başkanına elbette geçmiş olsun. Duygularımızla buradayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret için Mardin'deydi. Türk, İmamoğlu'nu havalimanında karşıladı. Sağ olun, çok naziksiniz. Geçmiş olsuna geldi. Evet. Ama düzelteceğiz her şeyi. Gelişleri, bizleri ziyaret etmesi bizler için büyük bir onur. Tekrar hoş geldiniz diyoruz, teşekkür ediyoruz. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel'in tutuklanması ve belediye yönetimine kayyum atanmasının ardından DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi içinde kayyum kararı çıkmıştı. Karardan yaklaşık iki hafta sonra CHP'li belediye başkanları Mardin'de destek ziyaretindeydi. Kayyum siyasetiyle bu ülkenin demokrasiye kavuşmasına imkan yok, olanak yok. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak büyük bir mahcubiyetle Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, yani 2. yüzyılına güçlü bir adım atalım derken seçme, seçilme hakkının gasp edilmesini konuşuyoruz. Dörtleriz. Sen gel. Ahmet abi sen gel. Ya dörtleriz. Ahmet Türk İmamoğlu'nu evinde ağırladı, ailesiyle tanıştırdı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladılar. İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayyum atamalarının ardından seçilmiş belediye başkanlarına yönelik kullandığı ne idüğü belirsiz ifadesi hatırlatıldı. Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne idüğü belirsiz tipler tarafından yönetilen belediye şehirleri yerine terör örgütüne hizmet edeceği izahtan varisidir. Kötü söz sahibine aittir. Allah yardımcıları olsun, Allah akıl versin. Güzel bir Mardin anısı olsun. Esenyurt Belediyesi'ndeki kayyum kararıyla ortaya atılan önü kesilmek isteniyor yorumları da soruldu İmamoğlu'na. Ya bu milletin önündeyken millet kim önünü kesebilir yani? Millet yanımızda ya, beraberiz yani. Böyle yapılan her kötülük tersine tepmiştir. Bunu bakın, bu ülkede şu anda en iyi Sayın Cumhurbaşkanı bilir. Devletle millet karşı karşıya gelmek istemez. Ama karşı karşıya geldiği her seferinde millet kazanmıştır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul'dan verdi mesajını. Sadece Esenyurt Belediyesi'nde değil, tüm kayyum atanan belediyelerde seçilmiş başkanların yanında olunacağını açıkladı. Bizim gerçek gündemimizde elbette kayyumlara karşı olmak var, olacağız, demokrasiyi savunacağız, parti ayrımı yapmaksızın kayyum politikasının karşısında olacağız. Ya bunun siyasi bir operasyon olduğu, aslında operasyonun sonuçlarını görünce daha iyi anlaşılıyor. Böyle bir operasyon yapıyorsunuz, hem Esenyurt Belediyesi'ne hem Mardin, Halfeti ve Batman Belediyelerine kayyum atıyorsunuz. CHP, DEM bunlarla uğraşırken siz de Öcalan'ı çıkartmakla uğraşıyorsunuz. Ne oldu? Bak, inanılmaz bir siyasi operasyon.